Bugün burada toplanmamızın amacı dün Türkiye geneli halk otobüsleri kooperatif başkanlarımızla yapmış olduğumuz toplantı sonucu bir karar aldık. Türkiye genelinde büyük şehirlerde 4500 lira, büyük şehir olmayan illerde 3000 lira, çoğu illerimizde de 2700 TL aile ve sosyal politikalarından 24 kalem ücretsizlerle ilgili taşınanlarla ilgili almış olduğumuz gelir destekleriyle ilgili taşımayacağımız kararını aldık. Çünkü akaryakıt maliyetleri arttı. Yedek parça, personeller, SSK, kasko gibi vesaire daha çoğu masraflar arttığı için ücretsizlerimiz ve abonmanlarımız her geçen gün artıyor. Dün benim kendi basında görmüş olduğum bir yanlış anlaşılma gibi izlenim görünüyor. Biz yalnız 65 yaş değil, 4 kalem harici ücretsizleri ayda 4 günden sonra 4 gün taşıyacağız. 26 gün taşımama kararı aldık. Yalnız Ankara'ya mahsus değil bu. Türkiye geneli halk otobüslerinde 26 gün ücretsizler 4 kalem hariç taşınmayacak. Onları soracak olursanız şehit, kazi, şehit ailelerimize, kazilerimiz, basın mensubumuz, emniyet mensuplarımız. Bir de yönetimce almış olduğumuz şu karar var. Ağır tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşlarımızı da taşıyacağız. Bunun haricinde taşıma kesinlikle yapmayacağız diye karar aldık. Hangi tarihte? Bugün, evet engeller arasında da şimdi vatandaşımız tekerlekli sandalyeyle gelmiş. Nasıl almayacağız bunu? Almama gibi şansımız yok. Ama diğerleri de engelli. Engelli de şöyle bir engelli durumu var. Mesela şeker hastası olan bir insan da engelli kart alıyor. Kilosundan mide ameliyatı olmuş, zayıflamış, o da bir engelli kart almış. Yani bedensel engelli ya da ama olanları taşıyacağız. Burada bir sıkıntımız yok. Görme engelli. Evet, görme engelli. Şimdi onlar açıkça ortada belli. Diyeceğim şudur ki halk otobüsü sektörü Türkiye'de batma konumuna geldi değil. Battı. Biz her iki ayda bir basının önündeyiz. Her ay Ankara'daki esnaflarımızla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önündeyiz. Biliyorsunuz bu olayın aynısı 15 gün önce Ankara'da yaşandı. Bugün Van'daki esnafımız memnun olursa, Edirne'deki esnaf olursa Ankara'daki toplantıda ne işi var? Bizlerden geldiler bir umut beklentileri var. Biz dün Ankara milletvekilimiz Adnan Beker geldi toplantımıza. Orada vurguladı. Arkadaşlar lütfen kontak kapatmayalım. Lütfen arkadaşlar kontak kapatmayalım. Toplantı bittikten sonra dedim ki sayın vekilim kontak kapatmayalım da bu esnaf akaryakıtı neyle alacak dedim. Dedi ki Ankara Büyükşehir Belediyesi dedi destek verecek. Yalnız Ankara Büyükşehir Belediyesi ile olmuyor ki bu iş. İstanbul'la olmuyor, Bursa'yla olmuyor. Türkiye geneli belediyelerimiz destek vermesi lazım. ABB destek verecek derken yeni bir karar mı alındı efendim? Şu anda 4 aydır alamıyoruz biliyorsunuz, kararlar bitti. Mansur Bey ile konuşmalarımız devam ediyor. Mansur Bey cuma günü rahatsızlandığı için meclise hani imzalama olmadığı için kaldı ama önümüzdeki ay geleceği diye bir haber aldık. Yani illaki verecek. Sayın Başkan Bey de görüyor ki bu araçlar zarar ediyor. 4 grup başkan vekili de görüyor. Yani yürüme şansı yok. Diğer belediyelerden var mı böyle bir destek? Veren var. Yani veren var. Hangi belediyeler? Yani Bursa, Kayseri, İstanbul, Sivas, Edirne yeni başladı. Yani hemen hemen nereden bakarsanız Türkiye'de 20'ye yakın belediye veriyor. Ankara yok o zaman. Ankara veriyordu. Antalya yeni başladı. Silahlanma satın alma süreci vardı. Ya o şimdi Sayın Başkan biliyorsunuz CHP kongresinde satın alacağız dedi. Biz de vermek isteyen esnaflar başvuru talebinde bulunduk. Şu anda EGO Genel Müdürlüğü tarafından çoğu araçlarda da ekspertiz yapılıyor ama ekspertiz değerleri çok düşük çıkıyor. Şimdi esnaf diyor ki ben bu aracı satarsam bu düşük fiyata ne iş yapacağım? Yalnız araçlarımızı satın almakla olmuyor. Sayın Başkanıma personellerimiz ve mal sahipleri de ne iş yapabilecek? Belediyeden bir iş istihdamı çıkartmasını istiyoruz. Yani satma olayı bir sonraki aşamaya kalsın da şu anda en önemlisi olan Türkiye'deki halk otobüslerinin para kazanması lazım. Başkanım Aile Bakanlığı ile görüştünüz mü? Ne diyorlar? Yaklaşık 1,5 ay önce Aile Bakan Yardımcımızla ve Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımızla heyet olarak toplantı yaptık. Biz orada şunu söyledik.
Sevim Hanım, bakan yardımcımıza ben şunu söyledim. Çıkıyorsunuz orada efendim, diyorsunuz ki halk otobüslerine şu kadar para ödedik. Ama şunu söylemediniz dedim. Halk otobüsleri günlük, Ankara'daki bir halk otobüsü ortalama 400 yolcu taşıyor. Günde 6000 lira eder. Ama biz buna karşı ayda yalnız 4500 TL ödedik diye niye söylemiyorsunuz dedim. O da dedi ki ödeyebileceğimiz bedel budur dedi. Eğer dedi bunu yükseltmek için bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karar çıkması lazım dedi. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu arz ediyoruz. Halk otobüslerine lütfen sahip çıkın. Biz kamu hizmeti veriyoruz. Eğer ki ücretsiz 24 kalem vatandaşımız araçlara binebiliyorlarsa halk otobüsleri, esnafın bunu karşılaması mümkün değildir. Belediyeler zarar ediyor, hükümetten alıyor. Biz kimlerden alacağız arkadaşlar? 4500 TL Ankara'daki bir halk otobüsüne aile sosyal politikalarından ödenen para var. Biz bir günde 6000 liralık taşıyoruz. Ankara'da, yalnız Ankara. İşte Tokat başkanımız burada. Tokat kooperatifinde günlük nereden bakarsanız 2000 liralık, 2500 liralık serbest vatandaş taşınıyor. Ayda almış olduğu ücret 2700 lira. Siz 2 günlük maliyet vurgusu yapıyorsunuz. Biz 2 günlük, 2 günlük de bizim birliğimizden olsun. Halk otobüsleri, esnaflarımız diyorlar ki 2 gün yerine fedakarlık yapalım, 4 gün taşınsın. Şimdi vatandaşlarımız da... Vurgusunu tekrar eder misiniz? Neden o 2 gün nereden geliyor? Şimdi 2 gün şu şekilde geliyor. Ankara'da 2 günde taşınan yolcu 12 bin lira yapar normalde. Ama biz 4500 TL alıyoruz. Bunun izin haftası var. Cumartesi pazarı olduğu için Ankara'da ortalama diyelim 2250 liraya geliyorsa günlüğü çoğu hatlarda 4500 lira yapıyor. Aile sosyal politikaların bize göndermiş olduğu bedel. O da 2 günlük. O da 2 günlük. 2 günlük de bizim esnaflarımızdan olsun dedik. 4 gün taşıyalım, 26 gün taşımayalım. Türkiye geneli bu kararı aldık. Bakın İstanbul'daki arkadaşlarımız, İstanbul'da 3042 halk otobüsü var biliyorsunuz. İstanbul kiralama modeliyle çalışıyor, kilometre bazlı. Türkiye'de en iyi para kazanan dediğimiz halk otobüsü sektörümüz İstanbul. Onlar da zarar ediyor ama diğer illerimiz kadar zarar etmiyorlar. Diyeceğim şudur ki İstanbul'da bugün araçlarında bu yazıyı yapıştırmaya başladı. Bugünden itibaren araçlarımıza, kamuoyuna duyuruyorum. Bu görmüş olduğunuz birliğimizin başlatmış olduğu yazı kampanyasını birazdan da burada gördüğünüz gibi araçlara asmaya başlayacağız. 4 gün boyunca Ankara'da ve diğer illerde bu yazıyı gören tüm vatandaşlarımızın binmemelerini, kamu araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz. Yazıda tam olarak binmek isterlerse efendim? Ayın 1'i ve 4'ü, yani bu ayın 1 ile 4'ü anlamına gelmiyor. Yani 1 günle 4 gün arasında binebilirler. 4. gün sonrası binemezler. Zaten biz de bunun duyurusunu 4. gün bittikten sonra bugünden itibaren ücretsizler geçerli değil diye sosyal medyalarımızdan sizin basın aracılığıyla tüm Türkiye'ye duyuracağız. Özellikle Ankara'da şu anda bu görmüş olduğunuz yazıyı başlatıyoruz. Ankara'da 4 gün bu şekilde her bineni uyarım ayetinde bildireceğiz. 4. gün sonrası geriye kalan bir ay taşımayacağız. Efendim binmek isterlerse? Kamu araçlarına yönlendireceğiz efendim. Yani Egon'un almama, nezaketen. Hayır, almama durumunuz yasal olarak, çünkü biliyorsunuz burada hukuki bir durum şimdi var. Hukuki olaraktan, yasal olaraktan taşımamız lazım. Ama inanın biz bu vatandaşlarımızı taşırsak akaryakıt alamayacağız. Diğer esnaflarımızı, öğrencilerimize hizmet veremeyeceğiz. Ama işte orada bunun karşılığı olarak size bir yaptırım uygulanacak. İlla ki bize tabii bakanlığımız tarafından, emniyet tarafından, gerek belediyeye bağlıyız, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yaptırımlar olacak. Efendim göze aldık mı diyorsunuz? Yani araçlar şöyle, otoparka çekilmeye bu sefer başlarsa hepsi birden çekilmek zorunda kalacak Türkiye geneli. O da biraz şöyle zor görebiliyorum çünkü vatandaşlar mağdur olacak ama ceza işlemleri devam edebilir. Şöyle göze aldık mı diyorsunuz? Tabii her şeyi göze aldık. Yani bu işin artık kaçınılmaz durumuna geldi. Bu herhangi bir eylem ya da bir taşımamak değildir. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyorum. Bizi yanlış anlamasınlar. Bugün Ankara'nın tam bilet oranı %27'ye düşmüş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Bey'e ben mesajını attım bunun. Bu mesajı sizlerle de paylaşabilirim. Geçen sene tam bilet binişlerinin oranı %62'ymiş. Bu yıl tam binen ücretli yolcunun %27 oranı var.
İnanın 6 ay sonra bu %15'lere düşecek. Her geçen gün abonman kartlarımız atıyor, engeller artıyor, yaşlı vatandaşlarımız artıyor. Yani her gün 65 yaşına giren insanlarımız var, engelli olan vatandaşlarımız var, abonman alan öğrencilerimiz var. Biz de aynısını söyledik. Yani vatandaşlarımız da illaki binmek isteyen arkadaşlar uyarın ama yani aşağıya almıyoruz, indiriyoruz, tartışma arbedeye girmeyin. Polemiklere şoförlerimizle, vatandaşlarımızla girmelerini istemiyoruz. Örneğin yolcu bindi otobüse oturdu. Oturdu, onu mecbur götüreceğiz. Yani şimdi yani götürmek, normalde bakarsanız görevimiz götürmek. Ama biz buradan derdimizi izah ediyoruz. Diyoruz ki inanın her geçen gün artıyor. Biz bunlara ücret alamıyoruz. Bu işi sürdürebilme durumunda değiliz. Bu iş böyle devam ederse Türkiye genelinde yılbaşına kadar inanın bir tane halk otobüsü kalmaz. Yani bu Türkiye'de şu anda en mağdur esnaflar halk otobüs esnafları. Niye diye soracak olursanız 24 kalem ücretsizimiz var. Biz kendi çalışma saatlerimizi kendimiz belirleyemiyoruz. Biz kendi ücret bilet fiyatlarımızı belirleyemiyoruz. Mesela İzmir'de halk otobüsü yok ama ilçelerinde var biliyorsunuz. İzmir'de belediye araçları var. Bir yolcu maliyeti 41 TL denildi. Ankara'da Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey kendi açıklama yaptı. Bir vatandaşın egoya maliyeti 1 dolar. Bugün 1 dolar demek 28 TL. Ama inanın biz 15 TL tam. Vatandaşlarımıza şunu da söylemek isterim. Bir bilet şehir merkezinde 15 TL deniliyor ama ortalaması akşama 6 TL'ye geliyor. Niye diye soracak olursanız aktarma, ücretsiz seyahat edenler, abonmanlar, engelliler, ücretsizler hesaba geldiği zaman 6 TL'ye geliyor. Ankara'da ortalama 700 yolcuyla 800 yolcu akşama kadar görmüş olduğunuz şu mavi halk otobüsü yolcu taşıyor. 6 kere 7 42 yapar. Hadi 5000 lira toplasın. 5000 lira bu aracın yalnız yakıt masrafı. Bu aracımızın şu anda 10.000 lira para toplaması lazım. Bizim Türkiye genelinde bu duruma gelmemizin sebebi yerel seçim, genel seçim, siyasete alet olduk biz. Gereken zamlarımızı alamadık. Gereken esnaf haklarını alamadı. Bu esnafımızı bugüne kadar savunabilecek kimse çıkmadı. Türkiye genelinde, Ankara'da demiyorum bakın yalnız. Türkiye genelinde. Dün ben söyledim, Toşof bu esnafa sahip çıkmıyor. Toşof bu esnafa sahip çıkmadı. Tek sahip çıkmıyor. Ama lokanta bugün bir kokoreç ekmek ya da döner ekmek 100 TL iken bugün 300 TL oldu. Kendi zamını kendi yapabiliyor. Ama bizler yapamıyoruz. Diyeceğim şudur, akaryakıta bugün akşam bir zam geliyor. 2.23 kuruş diye mesaj geldi. Yılbaşına kadar akaryakıt 60 TL olacak diye savaşlardan dolayı. Aldığımız duyumlar bu. Petrol Brent yükselişte. 60 TL olursa bu esnaflarımız hiç çalışamaz. İllaki zam talepleri istenecek, illaki gelir destekleri istenecek. Cumhurbaşkanım tüm belediyelere yetki versin. Nasıl Ankara'da Ego otobüsü, İstanbul'da İTT otobüslerine destek sağlanıyorsa Türkiye genelinde tüm halk otobüslerine belediyeler destek versin. Bugün itibariyle ücretsiz taşımayı sonlandırıyoruz. 5 kalem harici. Demin saymış olduğum engelli vatandaşlarımızı da sayarsak, bedensel engelli ve amalarımızı da hesaba koyarsak, geriye kalan 18 kalem ücretsiz vatandaşlarımızı taşımama kararı aldık. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkan, bir ay boyunca hiç taşımadığınızı takdir edelim, şey yapalım, düşünelim. Kar elde edecek misiniz? Kar elde şu şekilde edeceğiz. İlla ki karı olacak bunun. Ne karı? Şimdi usulsüz kart binenler evvela başta ücretli binmeye başlayacak. Sabahları duraklarda felaket yolcu var. Bu Ankara'da, İstanbul'da, Tokat'ta her tarafta bu şekilde. Öğrencilerimiz binemiyor. Hastaneye gidecek vatandaşlar binemeyenler, bu ücretsiz biniş sağlayanlar minibüsle ya da taksiyle ya da kendi özel araçlarla giderlerse, bu binemeyen vatandaşlar binerse bizim yolcu sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacak. Ücretsizi ücretli taşıyacağız. Yerde nakit para şehir içi merkezinde geçerli değil. Şu anda biliyorsunuz biz nakit ücret alanları da otoparka gönderiyoruz. Bazı şoförlerimiz de şunu yapıyor. Vatandaşlarda kart yok. Parayı alıyorlar ama kamerasını çekerekten kart basıyorlar. Son durağa geldiklerinde biz havuz sistemi çalışıyoruz. Hem büyükşehir tarafından denetleniyor hem de bizim kendi havuzlarımız tarafından denetleniyor. Yani bir tarafa herhangi bir para kaçırma olayı olmasın diye. Bugünden başlatıyoruz.
Hiçbir sektör ücretsiz hizmet yapamaz. Her ayın 16, 17, 18, 19 diyor bana. Bizim şeyler yazmışlar. Ya o önemli değil. O günlerden de anlam güzelmesi sıkıntı yani. Anlam karışıklığı var ya. Söyleyelim haberi. Mailler var zaten, tamam mı? Tabii mail adreslerim. Burayla. Aynen başkanım, siz asın. Başkanım, buraya asılsaydınız keşke ya. Başkanım, biraz sola kayarak yaparsanız. Diğer tarafa. Tamam, yazı geliyor. Yazı geliyor.